çıldırdı. Günaydın hayatım. Milka, geri git. Bekle. Ben buraya bisküviyi koyuyorum. Ben gelene kadar yemeyeceksin. Hayır. Tamam? Bekle. Ya sen ne kadar akıllısın. Ne kadar beni şaşırtmadın. Şaşırmadın babası. Günaydın. Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Saat testiyle başladık bugün videoya. Hiç bunu denememiştik daha önce. Yani yapabileceğine gerçekten güveniyordum ama helal olsun. Akıllım, akıllım. Yine bir Dora siniri üstünde. Geçen gün Instagram'da bir anket yapmıştım. Çit kullanımı çok fazla soruluyordu. Bu videomuzda ona yer vereceğiz. Kendi çitimizi bayağıdır kullanmıyoruz. Bayağı tozlanmış o da. Onu şimdi çıkardık. Onu kuracağız. Köpek ilk eve geldiğinden itibaren biz neler yaptık sizlerle onu paylaşıyor olacağız. Şimdi ben o çiti bir kurmaya gideyim. Bunun ölçüsü kaçtı Cem? 70'e 70 diyeceğim. 70'e 70 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Bu odanın hikayesini anlatayım ben size. Biz normalde eskiden 2+1 bir evde yaşıyorduk ve ona göre eşyamız vardı, azdı. Bu ev 3+1. Bu eve geldiğimizde eşyalarımız o kadar azdı ki 2 tane oda bomboş kaldı. O da Milka'ya yaradı. Bu vatandaş. Bak sana yaradı. Değil mi? Bu odanın içinde o zaman hiçbir şey yok. Burada böyle bir sürgülü kapı var. Direkt balkona açılıyor. Burada da... Merhaba Cemo. Burada da kapı var ama normal kapı yok yani. Milka'yı burada serbest bıraksak kesinlikle baş edemezdik. O yüzden bu kapının yerine ne koyuyorduk Cem? Koliler, gelen paketler, kutular falan ne varsa oraya koyuyorduk. Ama büyüdükçe onların üstünden de atlamaya ve onları devirmeye başlamıştı. Şuradaki pufun yerine de çitini kurmuştuk. Şimdi şu çiti bir kuralım. Biz anlatalım. Hadi bakalım. Nihayet. Ne kadar büyükmüş bu. Yavru bir köpek için bayağı büyük. Şimdi düşününce. Evet. Biz nasıl yapıyorduk bunu? Biz nasıl yapıyorduk biliyor musun? Dikdörtgen yapıyorduk, ondan küçük gibi geziyordu. Yapıyorduk aynen böyle Allah'ın küçülüyordu. Kapıyı şöyle öne alalım dedik. Evet. Burayı biraz böyle düşman gibi yapıyorduk. Evet. Aynen. İşte çitimiz böyle. Kapısı böyle. Tek dezavantajı burada böyle yükseklik olmasıydı. Çünkü bebek köpekler kesinlikle girip çıkamıyor. Milka gel bakayım buraya. Gel içeri gir. Aman kocaman olmuş Cem girebildik. Milka gel gel. Gir içeri. İçeri. Hoppa. Hatırladın mı? Şimdi canlandırma yapacağız. Anlatmayla olmuyor. Göstermeyle çok daha güzel bence. Şimdi genişliğini size şöyle göstereyim. İçine gireyim göstereyim. Girebilir misin? Bilmem. Girebilir miyim? Yani genişliği şöyle. İçine dolanabiliyorum. Bu Dora'nın baby nesti. Milka'nın yatağı kocaman olduğu için buraya sığmaz. Bunu artık kullanmıyoruz. Bir tane de pet. Yani gerçekten her şeyi sıfırdan gelmişiz gibi yapacağım şimdi. Biz şöyle bir şey yapmıştık. Bir tane de mama kabı ve su kabı olduğunu düşünün. Bizimkileri getirmedim şimdi. Mesela yatağını buraya koyduk diyelim. Tuvaleti... Yatağından uzak, yemekleri de tuvaletinden uzak olacak şekilde ama bu kadar küçük bir alanda ben bunu nasıl yapabilirim diyeceksiniz. Vallahi bir şekilde yapıyoruz yani. Ama diğer tarafa ben o yüzden aslında onu dikdörtgen yapmıştım. Şöyle düşün. Benim yaptığım şekilde yapalım. Pardon Mika. Şöyle yapmıştım. Bir sorunsallarla büyüyorlar bir şekilde de büyüyorlar. Aşkım şöyle geçer misin? Şuraya da mesela çiş pedini serdik diyelim. Kapıyı da o yüzden yamuk yapmıştık biz öyle hatırlıyorum. Kapı şuraya bir yere denk geliyordu. Şu taraflara da işte mama kabını, su kabını falan koyduk. Şöyle. İşte düzenek tam olarak böyleydi. Bir yerde yatağı, tam ters tarafta tuvaleti,
Yatağının biraz yakınında da mamasıyla suyu. Mamasıyla suyunu devirecek, ortalık batacak, dışkılarının üstünden yürüyecek, çişlerin üstünden yürüyecek. Bu şeyleri yaşayacaksınız illaki. Trendyol'dan aldık bu arada biz bunu. Trendyol'da siz de bulabilirsiniz. Biz o zaman 150 liraya falan almıştık. Memnun kaldık. Bu arada dün bir takipçimizle konuştuk. Dedi ki biz çit kullanmadık. Kullanamadık. Hani kullanmayanlar da var, kullanamayanlar da var. İlla köpek geldiğinde aa kesinlikle çit olmazsa olmaz diye bir şey yok bence. Alıştırırsanız öyle gidiyor. Biz çitle başladık, çitle devam ettik. Çünkü ben araştırdığım buydu. Yavru köpeğimizle eve geldik. Hoş geldin evine. Nasıl? Senin yaşam alanın. Ne yapacağız? İlk geldiğimiz zaman. Ben tamamen kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Başka türlü yapan olmuştur, yapmayan olmuştur. O yüzden sadece ne yaptığımı anlatıyorum. İlk önce ben bunu içeri koyup hadi bakalım burası senin yaşam alanın. Tabii ki böyle bir şey yapamayız. Çünkü böyle ciyak ciyak bağıran bir köpek olacak öyle bir şey yaptığınız zaman. O yüzden ben de Mika ile içine girmiştim. Malarını almıştım, oyun oynadım. Buranın çok böyle sevimli, kendi ortamı olduğunu falan hissettirdim yani. Öyle söyleyeyim. Hani buradan çıkmaya çalıştığı zaman her seferinde şuradan şöyle burayı böyle tırmalıyordu. Hep herkesin başına gelmiştir. Çıkmak istiyorlar. Burada tırmananlar da oluyor. Çok tatlı görüntüler. Gördün mü seni Çölce? Evet, burada evet. Böyle tırmanıyorlar. Atıyor kendini aşağı. Bak yine çıkmak istiyor. Bunun iyi bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyordum ama sürekli böyle kendini iyi hissettiriyordum. Mama veriyordum. Şöyle bir olay varmış, köpek mama yediği yerde rahat hisseder diye. O yüzden mamasını içeride veriyordum ben Milka'nın. Veriyordum işte kemiklerini, oyuncaklarını bunun içine koyuyordum. Kendini rahat hissetsin. Burası onun ortamı olduğunu bilsin diye. Canlandırmayı bozma. İçeri geç. Aferin. Sonra bir eğitmeni dinlediğimde o bize şey demişti. Sıcak su torbası. Tabii böyle kaynar bir şekilde ve ağzına kadar dolduracak şekilde değil. Onun da çünkü sıkıntılar olabilir. Ilık, böyle anne sıcaklığı hissettirecek şekilde tik tak eden bir saat demişti. Hani kalp sesi falan gibi. Ve işte oyuncaklar, sıcak bir yatak tabii ki. Bunlar battaniye. Bunları içine koyuyoruz. Annesinin yanındaymış gibi güya öyle hissettiriyoruz yani. Bu çit o pufun oradaydı. Burayı kolilerle kapatmıştık. Bizim de hep yaşam alanımız balkondur. Balkon bizim için ikinci oturma odası gibi bir şey. Balkonda takılıyorduk. Buradaki kanadı da açıyorduk tabii. Oradan Milka'yı gözlemliyorduk. Şuraya da bir... Kamerayı nereye kurmuştuk biz ya? TV sehpası falan gibi bir şey vardı. Sanırım onun üstüne kamera kurduk. Evet. Aynen. Onun üstüne kamera kurduk. Evde yokken ya da odada yatarken mesela oradan şey yapıyorduk. Eski televizyon vardı ya. Ha, televizyon Milka vardı. Eski film açıyorduk. Aynen. Aa evet, bir tane televizyon vardı burada eskiden, o şimdi Mersin'deki evde. Televizyondan biz Mika'ya sürekli klasik müzikler, rahatlatıcı müzikler falan açıyorduk. Ben müziğin gücüne çok inanırım çünkü. Sakin de bir köpek oldu aslında, dışarıda deliriyor öyle diyelim. Balkondan Mika'yı gözlemliyorduk, burada yatıyordu, kesinlikle yanımıza almıyorduk. Çiş eğitimi nasıl oldu çitte onu söylüyorum. Mika gel hadi gel, canlandırmaya devam, in aşağı. Bunu da o zamandan öğretmiştim ama. Şimdi köpeğimiz böyle çit içinde onu rahatlatıyoruz falan. Durduğu anlarda ödüllendirip sevip aferin falan diyerek mama veriyoruz. Çalıştığında eğer kucağınıza alıp al tamam derseniz onu kullanır hale geliyorlar. Her seferinde kucak istiyorlar. Pedin çişimizi yapacağımız yerin bura olduğu olgusuna nasıl alıştırdık? Biz oynadık. Çitten ne zaman çıkarıyorum? Çıkarıyorum köpeği, oynuyorum. Şimdi çişinin geldiğini anladım. Bu arada yerde falan oynadınız diyelim. Bebek köpeklerin de böyle dakikada bir falan çişi gelir. Çözersiniz zaten ne zaman geldiğini anladığınızda. Burayı bırakırsanız banko yere yapacak. Direkt pede götürüyorsunuz. Bu arada pette mutlaka bir iki damla çiş olsun, koksun yani. Buraya çiş yaptı, ben hemen bunu kaldırayım atayım yapmayın. O çiş kokusuna gidiyorlar. Hani çok soran var, spreyler işe yarıyor mu falan. Sprey aslında zaten o amonyak kokusunu veriyor. Asıl gerçekten çiş olsa daha iyi olur. Buraya götürüyoruz. Pedin üstüne çiş buraya diyoruz. Çiş buraya. Israrla gösteriyorum. Çiş buraya. Gerekirse çişi gösteriyoruz. Çiş buraya, çiş buraya. O anlamayacak tabii ki ilk önce. Çişini anladığınız anda, yani bir gün onu denk getireceksiniz öyle söyleyeyim. Çişini yaptığı anda aferin coşkuyla elinizde ödül mamaları harika. Çiş, çiş, çiş. Bir kelimeyi ne kadar çok kullanırsanız onu öyle öğreniyorlar. Anlayacak. Aa çiş falan dediğiniz zaman ya da atıyorum burayı yaptı. Çiş buraya değil.
Yani gerçekten öyle anlattık. Çiş çiş, onun çiş olduğunu anlıyor. Tuvalet eğitimini böyle verdik. Yaptığını gördük, aldık yine çiş buraya. Her seferinde hayır çiş buraya. Her seferinde hayır çiş buraya. Böyle oldu. Çiş eğitimimiz böyle yani bizim genel olarak. Çiti ne zaman açtınız, ne zaman kaldırdınız dediler. Biz dedim ya sadece bu odayı kullanıyorduk. Burayı da kapatmıştık. Milka balkona da çıkamıyordu. Çünkü kafası karışır. Başka yerlere pet koyarsak oraya da öyle de kafası karışıyordu. Biz bir süre artık çişini komple buraya yapmaya başladığını anladığımızda kapıyı hep açık bırakır vaziyette kullandık. Hep kapı açıktı, kendi böyle girip çıkıyordu. Sonra çişi geldiğinde içeri giriyordu, yapıyordu. Ben onu gördüğüm anda şunlardan birini açtım. Böyle kapalı şekilde değil de açık şekilde kullandık. Sonra bir kanadını çıkardım. Bir kanadını sürekli gidip oraya yapıyordu. Kanat, kanat, kanat söküp kaldırdık, attık. En son parvovirüs olduğunda 5 aylıktı. O zaman asla çit yoktu. 4. ayın ortası ya da sonunda biz tamamen çiti kaldırmıştık. Peki biz bunu kaldırdık. Odaları nasıl öğrendi? Bu zeka küpleri gerçekten her şeyi o kadar iyi anlıyorlar ve biliyorlar ki. Ben buradaki kolileri kaldırdım ilk önce. Diğer odayı açtım. İki odada yine oradayken çişi geldiğinde nereye gitmesi gerektiğini biliyordu. Tamam dedim, üçüncü odayı açarım o zaman. Üçüncü odada da haritayı böyle böyle yavaş yavaş zamanla kafalarında oturtuyorlar. Üçüncü odayı da açtığım zaman yine oradayken çişi geldiğinde buraya geldiği zaman tamam dedim, ben dördüncü odayı da açarım artık. Aslında zamana yaydık. Yoksa evin her tarafında böyle küçük sürprizcikler bulabilirsiniz. Buluyorsunuz da, biz de ufak tefek buluyorduk ama çok da olmadı yani. Değil mi sen? Hatırlıyor musun? Yok. Çok çok az. Çok az oldu. Ama birden bütün evi açarsanız haritayı karıştırıp ta oraya yetişene kadar böyle her yeri batırabiliyorlar. Hatta birinde salonda gördük, sonra odanın kapısının kapalı olduğunu fark ettik. Gelememiş, mecburiyetten yapmış. Evet aynen. Yazık. Hep böyle aşamalı yaptık. Aşamalı yaptık. Memnun musun hayatından? Ama çişle ilgili hiçbir sorun yaşamadık çok şükür. Bunu kaldırıp normal günümüze devam edelim. Çiti kaldırdık artık. Kanlıysa'yla anlattıktan sonra bayağıdır yoğun bir şekilde bu duyguları yaşamamıştım ve anlatmamıştım tabii ki. Birkaç gündür hala kendime gelemiyorum aslında. Daha o gün Hıdrellez'di. Hıdrellez'de o dilek yazılır falan ya, ben inanıyorum. Yazının ve düşüncenin gücüne inanıyorum aslında. Elime bir tane defter aldım. Eskiden kullanmış olduğum bir defter. Gelecek için istediğiniz şeyler, olumlamalar, hani ben bu tarz şeylere inandığım için anlatıyorum. Bir kağıda yazarsanız ya da böyle birbirinizden sürekli geçirip onu olmuş gibi hisseder derseniz gelecekte onun olacağını görüyorsunuz. Ben bunu hep deneyimlemişimdir. Hıdrellez için bir defter aldım elime ve defteri açar açmaz karşıma çıkan ilk sayfa, Milka çok sağlıklı, bizimle çimlerde koşup oynuyor, işte top oynuyor gibi böyle hani gelecekte umut ettiğim şeyleri yazmışım. Gördüm zaten, o kadar gözlerim doldu ki aradan 2,5 sene geçmiş. Şu anda Allah'ıma binlerce şükür, Milka'm çok sağlıklı ve bizlerle. Çok duygulanıyorum. Onu gördükten sonra da işte diyorum ya, böyle kendime gelemedim. Instagram'daki paylaşımlardan sonra da tabii ki. Şimdi de siz istediniz diye sizin istekleriniz doğrultusunda da tabii ki videolarımız şekilleniyor. Çiti anlattım. Dediğim gibi yine sorularınız olursa hem yorumlarda buluşabiliriz hem Instagram'da konuşabiliriz. Ben elimden geldiğince, zaman buldukça herkese cevap yazmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki biz sonradan tekrar başladık YouTube'a. Benim hamilelik sürecim ve Dora'nın 6 aylık süreci boyunca falan biz video çekmemiştik. Eski yorumlara dönüp bakıyorum, ben cevap verememişim, çok fazla üstüne düşememiştim. Eğer beni eskiden izleyenleriniz varsa soru sorup yorum yapamadığım, cevap veremediğim, çok özür diliyorum. Bundan sonra dediğim gibi tekrar yorumlarda ve mesajlarda buluşabiliriz. Biz şimdi günümüze devam edelim. Ben Dora'nın yemeğini yaptım. Biz birlikte hep birlikte dışarı çıkacağız. AVM'ye gideceğiz. Dora'yı babaanneye bırakacağız. Çünkü biz akşam düğüne gidiyoruz Cem'le. Çok yakın arkadaşımız düğünü. Şimdilik kamerayı kapatıyorum. Görüşmek üzere.
Yeni günden herkese merhaba. Ben o gün videomu devam ettiremedim çünkü inanılmaz yorucu iki gündü. Kamerayı elime alamadım bile. Bugün normalde şimdi işten çıktım, Dora'yı aşıya götürüyorduk ama yollar kalabalık ve kapalıymış. Yıllardır aşıyı erteleyip duruyoruz. Yine iptal olmasına çok sevindim. Aşı günlerini hiç sevmiyorum. Ne Milka'nın ne Dora'nın aşılarını pek sevmiyorum. O yüzden birazcık daha erteledik. Bakalım ne zaman erteledik? Belki de yarın. Bugün eve gidip Milka'yı yıkamam lazım. Öncesinde iyi bir yoracağım tabii ki. Aşağı indireyim, oyun oynatayım. Hava çok sıcak. Akşama doğru olur. 3 hafta oldu. Ben 3 hafta ya da 1 ay gibi bir aralıkla yıkıyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Şampuanımız yok. Ben bir tane Kore'den gelen şampuanı kullanıyordum. Onun da son kullanma tarihi bitti ve ben bir türlü kafama göre şampuan bulup onu sipariş edemedim. Ama artık yıkama zamanı geldi, çattı. Deprem zamanında bir kere Dalil'le yıkamıştım bebek şampuanıyla. Çok da memnun kalmıştım aslında. Çok da başvurmak istemiyorum ama hani köpekler için olan şampuanlardan kullanmak istiyorum ama bugün yine böyle ayda yılda bir yaptım. Dalil'le yıkamayı yapacağım. Zorda kalırsanız bence yıkayabilirsiniz. Hem mis gibi kokuyor, yumuşacık. Hem bebek şampuanı sonuçta, ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama sürekli yapmıyorum tabii ki. Aslında da bir köpek şampuanı araştırmasına gireceğiz. Bana önerileriniz olmuştu Sleepy'nin. Aklımda Sleepy'nin köpek şampuanı var. Muhtemelen onu alacak gibi. O tecrübelerimi de sizinle paylaşırım. Şimdi ben bir markete uğrayacağım. Eve gideceğim. Çocuklarımla ilgileneyim. Milka'yı da aşağı indirelim. Şimdi ben eve geldim. Ne kadar şanslı olduğumu anlatamam. İşte markete gittim. Markette de olmaz yani normalde. Gel Milka, kucağıma mı geleceksin? Gel kucak. Markete gittim. Markette normal günlük evdelik alışverişlerimi yapayım falan dedim. Ve karşıma ne çıktı? Sleepy. Bir takipçimiz söylemişti bunu. Karşıma çıktı, bir şans vermek istedim. Kokusuna da birlikte bakalım. Lavanta diyor. Buram buram. Bak bakayım. Buram buram lavanta kokuyor. Milka normalde kokulardan çok rahatsız olur ama hiç rahatsız etmedi. Şimdi Milka'yı dışarı çıkaracağım. Sonra da bugün yıkayacağız. Leş gibi oldun çünkü. Leş gibi oldun. Leş gibi oldu. Bir de Milka'nın hiç sevmediği bir seansımız var bugün. Anal kese kötü bir koku yapıyor yani poposunda. Şimdi hem banyo hem anal kese sıkma zamanı. Çok üzgünüm. Gidelim. Bu heyecanlı vatandaşla düştük yollara. Yine dolandık. Sitede de her yerde otlar çıkmış yine. Çimleri biçmemişler. O otlar da köpekler için zararlı. Şu pisi pisi otu daha önce bahsetmiştim. Yine güncelleyeyim istedim. Pisi pisi otlarından mutlaka köpekleri uzak tutunuz. Ama her şeyi ağlıyorsun. Ah. Bu kez kendimizden fedakarlık edip bol Milkalı bir vlog oldu. Tam istediğiniz gibi. Köpekler hakkında bilgiler veriyoruz. Tabii ki kendi hayatımızı da unutmuyoruz. Sadece Milka yok artık. Köpekli bebekli aileye evrildik biliyorsunuz ki. Milka bak, Robby var. Robby. Hadi. Yine yakala. Bir topla manipülasyon. Robby merhaba. Robby'nin de rengi açılmış. Robby de çok koyuydu. İşte olabiliyor. Görselde siz de görün böyle. Bicim nasılsın? Tüyleri çok güzel olmuş. Robby, sen baba mı oldun? 11 tane mi? 11 tane. Maşallah. Geç arkaya. Geriye git, geriye git, geriye git. Geriye git, git geriye. Bak şimdi, bunu da öğret buna. Al, al benim. Sen de yapıyor musun öyle? Bir Robby dozumuzu da aldık. Robby de çok açılmış, inanamıyorum. Ne kadar Red Poodle gördüysem hepsi açılıyor gerçekten. İşte dediğim katil otlar. Hemen gösteriyorum. Dikenleri mi, yaprakları mı? Bunlar böyle burundan, kulaktan falan giriyormuş. Ve sanırım operasyona kadar gidiyor. Sıkıntılı. Kıcım, gel biraz burada serbest bırakayım seni. İyice leş gibi ol da yeni şampuanımızı deneyelim. Bir de anal kese sıkmaca. Şimdiden dilli dışarı çıkmış. Gel tasmanı bir çıkarayım. Gel buraya tasmanı çıkarayım. Gel gel. Hadi tamam, artık eve dönüyoruz. Banyo vakti. Bir poodle daha var. Merhaba. Bir tane daha poodle vardı. Ben o zannettim. Ben aşıları bitti. Ha iyi. Sağlıkla büyüsün. Patty miydi? Evet. Yeni poodle arkadaşımız. Evet.
Yaşasın. Biz Ruby'yi tanıyoruz, Yogi'yi tanıyoruz. Evet. Herhalde o kadar şu an. Aa Milka, evet. Sen meşhur Milka mısın? Meşhur Milka, evet. Benim İzmir'den kuzenlerim geldi. O da bizden önce aldı yavru. Bir gün beni aradı, Bahar dedi ya, ben dedi bir köpek takip ediyorum mu dedi. İşte sen o Milka, evet aynen. Sizin siteye çok benzettim. Evet. Aa dedim bizim site, evet. Bu atmamızı istiyor şu hadi an. Hadi gel atayım. Yine sizi de manipüle etti. Yapamadım Milka'cığım, özür dilerim canım. Çok oyuncu yalnız, inanılmaz güzel. Sitede ortam nefis. Aşağıda köpekler, yeni bir poodle'ımız daha olmuş. Bebekler. Yalnız Milka'nın bir bebekle top oynaması, şu an gözlerim çok yaşlı. Bu arada İzmir'den bizi izleyenler varmış. Selamlar, İzmir'i çok severim. Orada okudum üniversiteyi. Çok çok severim. İzmir benim için ayrıdır. İzmirliler de öyle. Alev gibi vücudu, yanmış çocuğum. Sen şimdi burada bir bekler misin? Bekle orada. Sakın kalkma, geliyorum. Tamam? Peçete alacağım. Aferin kızıma. Şimdi senin anal keseni sıkacağız. Çok üzgünüm ama iyiliğin için yapacağım. Şu eldiveni takıyorum. Milka'nın mutsuzluğunu da göstereceğim. Anal kese işine bence siz girmeyin. Ben sadece tekniğini biliyorum diye yaptım. Çünkü birazcık riskli bir iş. Veterinerler yapıyor genelde ama ben bir kere mecbur kaldım. Sonra tekniğini öğrendim diye yapıyorum. Çok kötü kokuyor. O yüzden eldiven. Milka kalk popo. Gel popo. Bak. Heveslisin. Hayırdır? Hadi gel gel. Kalk. Kalk 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 kalk. Çok isteksiz. Çok üzgünüm ama çok kötü kokuyor. Hadi banyoya. Çabuk. Hadi banyo zamanı. Hadi gel anneciğim. Yine bir banyo seansında birlikteyiz. Hadi gel. Milka. Hadi gel banyoya. Milka olmaz ama. Çabuk. Başlıyoruz mutsuz. Yeni şampuanımızı deniyoruz. İşte banyo zamanı. Şampuanımızı deneyelim. Ağır kokuyor ya. Bir önceki şampuanımızdan daha iyi köpürüyor ama. Yarısını harcadım resmen. Dur, bekle. Tüm başım perişan. Şimdi kurutma vakti. Ağır kokmuyor. Hatta hiç ağır kokmuyor. Lavanta kokuyor. Yani bence güzel, denenebilir. Bir şans verilir. Dermatolojik açıdan değerlendiriyorlar. Ben diyorum ya, bu işin profesyoneli değilim. Kime ne yarıyorsa onu kullanıyorum. Bu fena değilmiş. Aldım. Güzel, bence kullanılır. En azından bir kutu kullanalım, görelim. Sonra çok güzel oluyor. Çocuk. Tüyleri yumuşacık oldu. Güzel kokuyor. Fena değil. Bak tamam. Fidik oldu yine. Çok güzel oldun. Tertemiz oldun mu? Hadi sürtün bir yerleri. Selamlar, ben yine yollardayım. Dün Milka'yı yıkadıktan sonra kameranın şarjı bitti. Sonra da bir daha açmak istemedim açıkçası. Birazcık dinlenmek istedim. Günlerdir çok koşturmadayım. Şampuan hakkındaki son görüşlerimi söyleyeyim. Instagram'da paylaştıktan sonra da yorum geldi. Kullanan takipçilerimiz yazmışlar, sağ olsunlar. Sizlerle de paylaşayım. Kokusu yoğun demiştim ya, göz yakıyor falan yorumlar geldi.
Ben de korktum açıkçası. Fiyatı uygun ama fiyat uygunluğu değil. İşlevi önemli tabii ki. Pet shop'tan ya da eczanelerden araştırıp alırım diye düşünüyorum. Eczanelerde de satılıyor bildiğim kadarıyla. En azından daha güvenli olur diye düşünüyorum. Bir de Milka'nın vücudundan çıkan dikenleri paylaşmıştım. Ondan sonra da Pireken'e soruları geldi. Belki hiç köpek beslememiş takipçiler olabilir. Pireken'e bizim çok uğraştığımız bir şey olmadı. Hatta hiç olmadı. Hiç yaşamadım çok şükür diyeyim. Bir de oturduğumuzdan kaynaklı olabilir. O yüzden yaşamadık. Ama belki şehir içinde yaşasaydık ve sokak köpekleriyle böyle iç içe bir hayatta olsaydık falan biz de uğraşabilirdik Pireken'e meseleleriyle. Çok şükür böyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Dün Instagram'dan da paylaştım. Eğer bizi oradan takip etmiyorsanız Instagram'dan da mutlaka takip etmenizi isterim. Teresto diye bir markanın pire tasması var. En iyi onu araştırmıştım. Ben de zamanda alırım diye düşünmüştüm ama baktım biz hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden Seresto falan da almadım. En iyisi o diyorlar. Sizin de bilginiz olsun. Düzenli iç dış parazitle biz bu zamana kadar çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu vlog baya baya şu an Milka oldu yani. Doydunuz Milka'ya bence. Talep edenler olmuştu. Bence doymuş olabilirsiniz Milka'ya. Hafta içi rutin geçiyor bizim. Hafta sonu normalde çekiyorum. Geçen hafta sonu çok yoğun olduğumuz için öyle ailecek pek bir şey çekememiştik aslında. Sonu biraz da biz. Hatta şimdi biraz da Dora. Ben şimdi eve gidiyorum ve aşıdan kaçamadık maalesef. Menenjit aşısı vurduracağız. Menenjitin ikincisi Nimerix aşısını vurduracağız. Ücretli bir aşı. Sanırım 1000 lira civarındaymış. Eğer yakın zamanda vurduracak olanlar varsa normalde 8. ayda vuruluyormuş. Bebek sahipleri için söyleyeyim. Ama biz depremden kaynaklı falan bir türlü düzen tutturamadığımız için hadi bu ay da erteleyelim, öteki ay da erteleyelim. Doktorumuz da sorun olmaz deyince aşıdan da kaçmak için biz bu zamanı bulduk işte. Ama menenjit aşıları ateş yapıyor, huzursuzluk yapıyor. Ama sona geldik. Ne yapalım? Onun sağlığı için. Şimdi onları almaya gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Biz gideceğiz, geleceğiz. Kardeşine aşı yaptırıp geleceğiz. Merhaba anneciğim. Merhaba de herkese. Merhaba. Aşı olmaya mı gidiyoruz biz? Hiç istemiyorum. Evet sensin o. Biz hemen geleceğiz tamam mı? Bay bay mı? Biz gideceğiz, geleceğiz tamam. Dedeye bay bay. Hadi bay bay. Ne yapmıyorsun? Dede gidiyor. Hadi bay bay dede. Hadi. Tamam hadi görüşürüz. Gidiyoruz. Nasıl bir duruş? Bu nasıl bir duruş? Tüyleri de yumuşacık oldu. Çok güzel, tertemiz oldun anneciğim. Biz aşı sonrası evimize geldik. Kendime de bir tane kahve yaptım. Bu özel bir aşı vurdurduğumuz. Aşı taşısı. 1025 liraymış. Arkadaşlarım vurdurmamışlar bu aşıyı. Ne olur ne olmaz diye vurduruyorum. Özel aşıları vurduruyorum yani. Aşı günlerinde çok üzülüyorum. Milka'nın da Dora'nın da. Milka tepki vermiyor ama iğne fobim olduğu için ben yaşıyorum resmen o anı. Dora çok ağladı. Nur topu gibi bir doktor fobimiz oldu. İçeri girdiğimiz anda zaten endişeli bakışlar ve kıyamet koptu. Doktordan sonra acile gittik, orada vurdurduk iğnesini. Oraya gitmemizi söylediler. Orada da bir ayrı kıyamet koptu. Ben çok duygusalım bu konuda. O ağlıyor, ben ağlıyorum falan. Öyle bir durumdu yani. Çılgın annelik duyguları hissediyorum onlara şey olduğu zaman. Hani bu işleri koşturup durdum. Bir kahvemi içiyorum. Bilgisayarda biraz işlerim var. Bu haftamız çok standart geçti. Genel olarak bu vlog tamamen Milka'ya ayrılmış gibi oldu. Yardımım dokunuyordur size. Güzel, olumlu dönütler alıyorum. Dora şu an huzursuz içeride. Hemşire ateş yapabilir, huzursuzluk yapabilir dedi. Zaten bunu hep söylüyorlar. Bunca zamanki aşılarında aşırı bir ateş olmadı ama menenjit birazcık ağır geçmişti. İlk olduğumuzda, Bexera olduğunda. Geceyi atlatırsak tamamdır. Bazen bana mesajlar geliyor bir de. Siz köpek eğitimi veriyor musunuz falan gibi. Ben kesinlikle eğitmen değilim. Kafama koymuştum hani güzel eğitimli bir köpeğim olsun. Bu şeyleri çektik attık, tecrübelerimi paylaşmak istedim. Tecrübelerim derken çocuk oldu. Sonra bizim ailemiz oldu falan, öyle bir kanal. Ben kesinlikle profesyonel değilim. Benim mesleğim bambaşka. Sadece çok çılgın bir köpek sever ve hayvan severim. Tecrübelerimi herkesle paylaşmak için burada. Sadece köpek için değil, aynı zamanda bebek için, hayat için, yediğimiz, içtiğimiz her şeyi paylaşıyoruz vloglarımızda artık. Evet, hep Milka Milka oldu. Zaten Milka'nın üzerinde dönüyor her şey ama köpekli bebekli aileye evrildik demiştim. O yüzden herhangi bir profesyonel yanı yok.
bir satıcı da değilim ayrıca. Öyle mesajlar da geliyor. Yavrular var mı elinizde falan. Milka'yı da kısırlaştırmıştık. Yavru da satmıyorum. Tim de vermiyorum. Sadece tecrübelerimi paylaşıyorum. Dediğim gibi her zaman sorularınız olursa bana ulaşmanız çok kolay. Ben geç cevap verebiliyorum. Çok yoğun bir hayatım var. Ama elimden geldiğince her konuda size yardımcı olmak isterim. Paylaştıkça hepimizin işine yarıyor. Sorularınız olursa yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takiplerinizi bekliyoruz. Kalk, bay bay diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.